Selamlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Bugün size buradan açılış yapayım dedim. Biz arkadaşlarla böyle bir sahil havası alalım dedik. Hatta bizimkileri şu an göstereceğim. Biz şurada oturuyoruz. Böyle size biraz diyeceksiniz hep böyle bir akşam pikniği falan. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar böyle. Yani kapalı ortamlarda takılamıyoruz. Açık ortamları tercih ediyoruz. Hatta bizimkiler şurada balık tutuyorlar, size öyle göstereyim. Böyle balık keyfi de yapıyorlar yani. Böyle hem balık keyfi yapıyoruz, hem balık tutuyoruz, hem de orada oynuyor, oturuyoruz. Birazdan da okey oynayacağız, oyun oynayacağız eğlencesine. Böyle vakit geçiriyoruz. Sabahtan kayınvalidemdeydim. Şimdi de böyle arkadaşlarla sahile geldik. Böyle. Bizim geldiğimiz yerde kimseler yok arkadaşlar. Böyle kimseler yok. Şurada oturuyoruz. Bizim etrafımızda kimseler yok. Zaten burası da tenha. Yani böyle daha tercih ettiğimiz yerler burası. Caddebostan'da da gidersem böyle yere gidiyorum zaten. Böyle. İkinci günden merhaba. Akşam biliyorsunuz sahil kenarındaydık. Şimdi anca açabildim. Bugün pazar. Böyle pazar kahvaltısı bu şekilde bambumu hazırlamak istedim. Şimdi sucuklu yumurta yapacağım bir yerden de. İnşallah çayım da demleniyor. Size bir şey göstermek istiyorum. Burada çayım demleniyor. Ondan sonra onu demleyeceğim birazdan. Hatta bakayım suyuna daha kaynamamış. Asıl göstermek istediğim bu arkadaşlar. Ben burada süt kaynatıyorum. Size demiştim yoğurdumu nasıl yaptığımı göstereceğim diye. Bunu güzelce kaynatacağım. Kaynattıktan sonra da size göstereceğim inşallah. Ben iltimat, belki biliyorsunuzdur. Süt ürünleri iltimat, İstanbul'da öyle yer var. Oradan aldım sütümü. Oranın yoğurdunu herkes met ediyor. Ben de günlük sütü de değerlendireyim. Öyle kendim yapayım dedim. Bakalım inşallah taş gibi olur. Her zamanki gibi. Biraz sütlerim gerçi, pardon, yoğurtlarım gerçi biraz üstünden sulu oluyor ama inşallah bu sefer başaracağım. Yapacağız birlikte bakalım. Ama tabii su fazla kaynatmamaktan sulu oluyormuş herhalde üstü. Bunu bayağı bir kaynatacağım, öyle söyleyeyim. Bakalım. Yapım aşamasında beraber olacağız. Kızlar, ben sütümü kaynattım. Bu yoğurt tencere. Bu tencereyi aldım. Şimdi böyle serçe parmağımı yoğurdun içine koyuyorum. 7'ye kadar sayıyorum. Şu anda çekebiliyorsam elime, sıcaklık yetiyorsa, yanmıyorsa parmağım, olmuş demektir sıcaklığı. Şimdi mayamda böyle 2 kaşık falan yoğurt mayası var. Şunun içine azıcık böyle bir yoğurt sütten koyuyorum açılması için.
Şöyle karıştırıyorum. Bunu açtıktan sonra hepsini yoğurdun içine karıştıracağım yavaş yavaş. Şöyle. Yoğurdun, sütün de ayrıca kaymağı var. Başka olmayacak zannettim ama güzel sütmüş. Vardı orada. Böyle karıştırıp kapağını örttüm. Güzelce kapağını. Bu benim yoğurt tencerem. Başka bir tencerede kaynatıyorum ama bu sütü buraya aktarıyorum ki güzel oluyor. Emaye yoğurt tencereleri iyi oluyor yani. Şimdi güzelce sarıp sarmalıyorum. Bir 8 saat falan böyle durursa yoğurdunuz tamamdır. Güzelce oynamaması lazım yerinden bu arada. Yani bundan önceki yoğurtlarım sulu sulu oluyordu ama bir iki sefer tabii böyle oldu. Bunlar da sütünden kaynaklanıyor. İnşallah bu iltimattan aldım dediğim gibi. Sütünü beğendim. Kaymağı da üzerinde çok vardı. İnşallah daha güzel olacak. Şimdi bu böyle olsun, 7-8 saat bir dursun. Sonra size olmuş halini de gösteririm inşallah. Tamam, olsun nereden? Mangal keyfi başlasın gençler. Şimdi akşam görümceme geldik, şöyle mangal keyfi yapalım dedim. Onun bahçe... Niye çıkarttın onu? Dairesi var. Bahçeye çıkan dairesi. Bahçeli dairede oturuyorlar. Evde oturuyorlar. Böyle iyi oluyor. Buraya geldik. Akşam keyfi yapacağız. Masamızı da buraya hazırlayacağız inşallah. Böyle bir ayarlandıracağız akşam. Ailecek. Gel. Talihli'ye giyer misin? Piskiye. Bay Piskiye. Bayan Piskiye, Bayan Piskiye, bu tarafa geçer misiniz? Hayır. Hayır mı? Tamam. Keyfi yokmuş. Benimki yapmıyor muydu mangalı, sana havale etti? Ha? Ha? O şeyden çıktı yani, piyasadan. Adamın işi var. Değil mi? Çok işi var adamın. Yoğun bir adam o. Evet, bir parayı. Tamam olsun. Şimdi bir tanesini ayırsam mı? Araya sıkıştırırız ya. Bir de Mehmet de sen yapıyormuş da. Ne? Hayır, Gül Ahmet'im. Ha, başka. Gerek yok Recep, boş ver. Boş ver, boş ver. Ne yapalım, o da sarp. Maçımız eksik olur mu? Maçımız hiç eksik olmaz. Bizim cümbüş mangal başında toplandı. Tavuklar pişti mi pişmedi mi acaba? Pişti mi pişmedi mi? Bak şunlar pişmiş. Al onları. Biraz daha şey atıyorum. Şu pişmemiş. Ortadakiler çıktı. Soframızı hazırladık. Şşt, kedi, kedicik oraya gidemezsin. Ya ben öyle kedi otalacağım, onlar gelmezler. Bir türlü gidemezsin. Şşt, bana gelme, sakın bana geleyim deme. Başlarım şarap çanağına vallahi. Soframızı da böyle hazırladık. Köftemiz de burada pişirilme bekliyor. Şöyle böylece. Patlıcan da közledik böyle. Pişt, pişt.
misin? Gel. Gel buraya. Yenge. Bana bak, bana. Yenge. Karanlıktan yüzün görünmüyor. Bayan Fiski'ye. Sen kimsin? Ada. Evet, adasın. Doğru söylüyorsun bebeğim. Otur, otur. Şöyle. Öbür bir tane var. Anne gitti. Pişme, Rize pişmez, bunu al. Burada ateş yok. Ali, kamyonla yemek yiyeceğiz. Ali köp, bak mangal yapılıyor. Karı gidiyor ateşin ya. Kız elin yanacak ya. Benim kocam mangalcı. Çocuk komple topluyorum da. Gel köfteye gel vatandaş. Tamam olsun. Anan da mı köfteciydi Fatoş? Yok. Kocacığım köfteci. Ay köfte kokusuna bayılıyorum işte. Tavuk kokusu beni cezbetmiyor. Ben çocukların kendi tabağıma koyuyorum. Görev tamamlanmıştır arkadaşlar. Bayan Fiski'ye. Memnun musun hayatından? Köfteyi sevdin mi kızı? Hoş seni yerim ben. İçecek anne ekmek. Yani hiç uğraşmayacaksan sen pişireyim ama. İçecek. Öyle şimdi bize afiyet olsun gençler. Bütün her şeyimiz pişti. Hatta son tostu orada pişiyor. Şimdi biz burada keyif yapacağız inşallah. Sofradan kalktı kızlar. Böyle çay keyfi yapıyoruz. Biz içmiyoruz ama kayınvalidem de içiyor. Biz de kavunuyoruz. Ben de kola içiyorum. Bizim afacanlar da böyle. Şimdi yedi. Ne yapıyorsunuz? Bir daha. Ne yaptığınızı söyler misiniz? Bir daha. Bir daha. Prenses. Bitti. Bayan Fiski'ye. Bak ben şimdi zor yapacağım. Bayan Fiski'ye. Kız. Bitti. Ada. Bunu yapalım. Bu. Ada bunu yapalım. Ada. Ne yaptın? Ana pas vermiyor bak. Ağlayacağım ben şimdi. Ne yapıyorsunuz kızı? Ay ay ay. Ne yapıyordunuz demin orada? Pizza yapıyorum. Olur mu? Pizza. Pizza. Pizza mı yapıyorsunuz? Ben yapacağım. Bayan Fiski'ye pizza mı yapacaksın sen? Ha. O da kaşardı değil mi? Sucuklarını da koyuyorsun. Aferin oğlum. O ne Ali? Domates. Ay domatesli pizza. Aferin tatlımlar. Günaydın arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İkinci günden herkese merhaba. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Yeni kalktım. Yeni kalktım derken biraz oldu. Kahvaltımı falan yaptım. Ama çekmek istemedim. Bu video böyle hani yaptığım yoğurdu göstereceğim demiştim ya.
Akşam oradan mangal keyfinden geldik. Açamadım. Bugün dedim ikinci günden yoğurdumu göstereyim. Bakın kızlar, içinde hiçbir su kalmadı. Azıcık bir su vardı içinde. Ben bunu ağzı kapaklı buzdolabına koydum. Ve şu anda size yemeyeceğim ama şu anda size sadece katmanını göstereceğim. Bakın. Yani diyorum ya, süt iyiyse, hatta şuradan şöyle bir alayım. Bakın. Yani normalde sütüm sulanıyordu. Birkaç sefer öyle oldu. Yoğurdum sulanıyordu. Canım çok sıkılıyordu açıkçası. Ama bu başarıyla sonuçlandı. Yoğurdum böyle arkadaşlar. Bunu şimdi ağzı kapaklı tekrar kapatacağım ağzını bu sefer. Tekrar dolaba kaldıracağım. Bu arada size bir şey daha göstereceğim ve kapanı şöyle yapacağım. Şimdi banyomdayım. Farkı gördünüz mü bilmiyorum, anladınız mı bilmiyorum ama içerisini bence biraz da olsa bence değiştirdi. Ben böyle nasıl söyleyeyim size, otellerde olsun böyle hani nostaljik bir hava vardır ya, hatta şu an şu aydınlatmayı, sarı aydınlatmayı bile o yüzden, hani içerisi her taraf mesela beyazdır ama burasını sarı yaptım. Biraz daha böyle böyle ne bileyim ya, tarif edemedim. Böyle şey, otel havası gibi. Hani loş ışık, yani loş bir ortam olsun istiyorum. Banyoda ben öyle ortamı çok seviyorum. Ya benim banyom uzunlaması ne olmasa emin olun burası gösterir aslında. İlk evimde öyleydi. Ufak böyle kareydi. Burası uzunlaması ne olduğu için her şeyi deniyorum ama elimden geleni deniyorum ama yapabildiğim kadarıyla. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Rafımı tabii ki şuraya taktım. Biraz eksikleri var. Şuraya duş, ufak ufak duş jelleri alacağım. Şu alta da kokulu sabunlar almayı düşünüyorum. Ya da başka türlü. Böyle bunu da burada değerlendirdim. Bence güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bir ayrı bir hava kattı. Şurayı bir boşalttım şöyle. Sadece bunları kaldım. Ortaya sadece bir hasır sepet alacağım. Şu havluların devamını kapaklı hasır sepete koyacağım. Öyle düşünüyorum. Sadece zaten sadece diyorum. Zaten şu resimde ayrı bir hava kattı bence şeye, banyoma diye düşünüyorum. Yani elimden geleni yaptım arkadaşlar. Rafın da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Ben videomu burada kapatmak istiyorum. Arkadaşlar çok uzamasın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenip destek olmayı bana unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Günlük aktif kullandığım Instagram adresini de aşağıya etiketliyorum. Takip edebilirsiniz. Şuradan bir yerden de zaten geçer. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.